إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Arkadaşlar Cami Sahih'te devam ediyoruz. Kitabul Mesacid bab 30'a geldik. 30. babımız babu men edreke rak'ate mines salati fekad edreke tilke salati. Namazda bir rekata idrak eden, yani bir rekata yetişen kimsenin o namaza yetişmiş sayılması babı. Yani bir insan salatul mektubat, yani farz olan namazların birisine, bir rekatına yetişirse, yani şöyle diyelim, son rekatına örnek olarak diyelim, bu kişi namaza yetişmiştir babı. Yani bütün namazı kılmış sayılır hükmündedir babı diyelim. 607 nolu rivayetteyiz. Bu kitapta 161 nolu rivayet. Ve haddetena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahdis etti. Kale dedi ki, Kare'tu ala Malik. Ben Malik'e okudum ve söyledim. An İbni Şihab İbni Şihab'dan. An Ebi Seleme İbni Abdurrahman. O da Ebi Seleme İbni Ebi Abdurrahman'da. An Ebi Hureyre. O da Ebu Hureyre'de. Enne Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, men edreke rek'ate mines salati, kim namazın bir rekatına idrak ederse, yani yetişirse, fakat edreke salate, o namazın tamamına yetişmiştir. Yani işte kişi diyelim ki ne yaptı? Cemaate gidiyor. Yani cemaatle namaz kılmaya gidiyor. Ne yaptı? Kişi geldi işte mescide, baktı cemaat öğlen diyelim, öğle namazının farzını kılıyorlarsa, dört rekatlık farzda imam üçüncü rekatta bitirdi, dördüncü rekata kalktı. Dördüncü rekatta da kişi geldi, o namaza yetişti. Yani imama uydu. Bu durumda ne olmuştur? Kişi namazın tamamına yetişmiş sayılır. 162 olur evet. Ve haddeteni Harmele İbni Yahya. Bana Harmele İbni Yahya tahdis etti. Ekbarana İbni Vehbin. Bize İbn-i Vehb haber verdi. Ekbarani Yunus. Bana Yunus haber verdi. An İbn-i Şahab. O da İbn-i Şahab'da. An Ebi Seleme İbni Abdurrahman. O da Ebi Seleme İbni Ebi Abdurrahman'da. İbni Abdurrahman'da. An Ebi Hureyre. O da Ebi Hureyre'de. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki, men edreke rak'ate mine salati mal imami. Bu lafızda fazlalık olan bu var. Yani kim ki namazın bir rekatına idrak ederse imamla beraber, yani imam namazı kıldırırken kişi gelip imamla beraber bir rekat, namazın bir rekatına yetişirse, fakat edrake salate, o namazın tamamına yetişmiştir diye geçiyor. Oldukça uzun bir isnatta hadisin aynısı var, aynısı geliyor, fakat şu ibare yok. Yani dört ayrı isnatla geliyor bir önceki hadisin benzerini, ancak onlarda hiçbirisinin hadisinde imam lafzı yoktur. Yani imamla beraber maal imame imam lafzı yoktur. Ancak ve fi rivayeti ve fi hadisi Ubeydullah, Ubeydullah'ın hadisinde ise kâle dedi ki, fekad edreke salate kulluha. Burada kulluha, yani o böylece namazın tamamına idrak etmiş olur dedi. Kim dedi? Ravi meseleyi böyle aktardı. Geldik 163 nolu rivayete. Haddesena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahdis etti. Kale karatu ala Malik'in. Diyor ki, ben Malik'e okudum. An Zeyd İbni Eslem. O da Zeyd İbni Eslem'de. An Ata İbni Yasar. O da Ata İbni Yasar'da. Ve an Büsr İbni Said. O da Büsr İbni Said'de. Ve anil A'raj. O da A'raj'da. Haddesehu an Ebu Hureyre. O Ebu Hureyre'de aktararak diyormuş, yani Ebu Hureyre'de bildiriyormuş, diyormuş ki Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi tarzında, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki, men edreke rak'ate mine subhi kable en tetlu aşşemsu. Allah Resulü dedi ki, güneş doğmadan önce kim ki sabah namazının bir rekatına yetişirse, yani burada farz. Yani kim ki güneş doğmadan önce sabah namazın bir rekatına yetişirse, fakat edreke es-subh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o kimse ne yapmıştır? O kimse sabah namazın tamamını kılmıştır. Şöyle diyelim. İmam ikinci rekata kalktı.
Güneş daha doğmamış. Burası da önemli. Kişi geldi, namaza yetişti. İmam mesela diyelim selam verdikten sonra güneş doğdu. Kişi kalktı tek başına bir rekatta ikame edecek yani, kılacak ya. Bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kimse sabah namazına yetişmiştir diyor. Fekad ve men edrake rekate minel asri, ve her kim de ikindi namazının bir rekatına idrak ederse, yani yetişirse, kable en teğrube şemsu, güneş batmadan önce, fekad edrake asra, o ikindi namazının tamamına yetişmiş olur dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, ve ikindi namazının tamamını kılmış olur. Yani onun için herhangi bir kerahat falan söz konusu olamaz dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlamamız gerekirse, kim güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını kılarsa ve aynı şekilde güneş batmadan önce iki namazın bir rekatını kılarsa, o vakit namazın veya o namazın tamamını kılmış sayılır dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir isnatta hadisin aynısı gelmiş Zeyd bin Eslem'de. Oldukça uzun bir hadise geldik. Ve hadesena, yani tabi bu da aynı şekilde şeyi, yani başka bir isnatla gelen bir lafız. Biz isnadı okumadan direkt hadisi aktaralım Ayşe validemize. Ayşe validemiz diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men edreke minel asri secdeten kable en tagrube şemsu. Burası daha önemli. Bakın şimdi Hazreti Ayşe validemize gelen lafıza şu var. Diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, her kim ki güneş doğmadan önce asır namazını, yani ikindi namazının bir secdesine idrak ederse, yani yetişirse, her kim ki güneş batmadan önce ikindi namazının bir secdesine idrak ederse, yani yetişirse, ev mine subhi kable en tetlu'a, veya güneş doğmadan önce sabahın bir secdesine idrak ederse, ki bu da secde, fakat edrakeha ve secdetu innema hiye reka'a. Dedi ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, o sanki böylece bütün namaza yetişmiş olur. Ve bu namazla birlikte ne olmuş olur? Yetişmiş demektir. Secde de aynı zamanda rekat demektir. Ve secdetu innema hiye reka. Secde de rekat demektir hadiste. Ayşe validemize gelen hadiste ise Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, kim ki ikindi namazına güneş batmadan önce bir secdesine yetişirse, idrak ederse hani imamla beraber, o adam bir, o günkü ikindi namazını tamamla kılmış olur. Aynı şekilde güneş doğmadan önce sabah namazının bir secdesine idrak ederse, bu durumda ne olmuş olur? Bu durumda da o kimse bütün efendimle sabah namazını kılmış olur. Burada lafız olarak Ayşe validemize bu lafız ait. Allahu alem veya öyle gibi görünüyor. Ve secdetü diyor bir tefsir babında. Secde ise secde gelince innema muhakkak ki secde hiye reka, o rekattır diyor. Yani şöyle bir rekat anlamındadır. Yani secde de rekat demektir. Bir rekat demektir. Yani bir adam bir secde demek yapmışsa bu bir rekat hükmüne geçiyor. Hadiste böyle anlaşılıyor. Geldik 165 nolu rivayete. Ve haddesena Hasan İbn-i Rebi, bize Hasan İbn-i Rebi tahsis etti. Haddesena Abdullah İbn-i Mübarek, bize Abdullah İbn-i Mübarek tahsis etti. An Ma'mer, o da Ma'mer'de. An İbn-i Tavus, o da Tavus'un oğlunda. An Ebihi, o da babasında. An İbn-i Abbasin, o da İbn-i Abbas'ta. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Kale dedi ki Ebu Hureyre, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men edreke minel asri rekaten kable en tegrube şemse. Allah Resulü dedi ki güneş batmadan önce ikindi namazına bir rekatına idrak eden kimse, yetişen kimse ne yapmıştır? Fekad edreke. Bütün namaza yetişmiş gibidir. Ve men edreke minel fecri rekaten kable en tetlu'a şemsu fekad edreke. Her kim de fecir, yani sabah namazının bir rekatına idrak ederse, yetişirse, güneş doğmadan önce bütün namazı kılmıştır, bütün namaza yetişmiştir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu bapta öğrenebildiğimiz arkadaşlar meselemiz şu. Namazda bir rekat yetişen kimsenin o namazın tamamına yetişmiş olacağı babı. Yani bir adam bir namazın, farz olan namazın bir rekatına imamla beraber yetişen bir kimse ne yapmıştır? Bütün namaza yetişmiş gibidir. Hadiste anlaşılan bu, fakat Ayşe validemize gelen lafıza ise şu ziyade var. Yani bir secdesine yetişirse yine bütün namaza yetişmiş olur. Hadislerde anlaşılan arkadaşlar, mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Hadiste anlaşılan bir kimse dediğimiz gibi ister secdede imama yetişmiş olsun,
Yani son secde de diyebiliriz. Hatta Ravi bunu tefsir etme babından sonunda secde rekat olduğunu söylemişti. Yani secde rekat gibidir de diyebiliriz. Veya secde, secde harekat aynıdır mesela. Tarzında anlaşılabilir. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi güneş batmadan veya doğmadan önce bu iki vakit kerahat vakitleri malum olduğu üzere. Dolayısıyla bu iki kerahat vaktinde her kim ki imama yetişirse bir secdede veya bir rekatta o kimse için namazı olursa bütün namazı kılmış sayılır. O kimse sabah namazı olsa bütün namazı şu anlamda kılmış olur. Yani imamla beraber kılmış olur anlamda. Cemaatle kılmış olur anlamdadır. Diyelim buradaki babımız nihayete erdi. Geldik 31. baba. 31. babımız babu evkati salavatil hamsi. 5 vakit namazın farz, 5 vakit namazın vakitleri. Şimdi namazın şartlarından tanesi de arkadaşlar nedir? Namazın şartlarından tanesi de malum olduğu üzere vakittir değil mi? Yani namazın vakitleridir. Nitekim alemlere Rab olan Allah inne salate kanet ala mümine mevkuta diyor ki Rabbimiz muhakkak ki namaz müminlere belli vakitlerde ne olmuştur? Farz kılınmıştır diyor alemlere Rab olan Allah. Yani müminler böyle her canları istediği şeyinde namaz kılmazlar. Tabii ki tatavu anlamda olması başkadır. Bu da sünnete muvaffak olmak kaydıyla. Ama dediğimiz gibi salatül mektubat yani 5 vakit namaz Rabbimiz bunun için vakitler tayin etmiş. İşte bu bapta göreceğimiz 5 vakit namazın 5 vakit namazın vakitleri. Yani bunlar hangi vakitlerde kılınır babı. Babımız böyle. Geldik 166 nolu rivayete. Haddesena Kuteybe İbn-i Said. Bize Kuteybe İbn-i Said tahdis etti. Haddesena Leysun. Bize Leys tahdis etti. Kale dedi ki ve haddesena İbn-i Rumhi. Bize İbn-i Ruhm tahdis etti. Ekbarana Leysu. Bize Leys haber verdi. An İbn-i Şihab. O da İbn-i Şihab'da. Enne Ömer İbn-i Abdülaziz. Ömer İbn-i Abdülaziz. Allah ona rahmet etsin. Ekharal asre şey'e. Ömer İbn-i Abdülaziz. İkinin namazını geciktirdi. Şimdi Ravi Ömer İbn Abdülaziz'in Allah-u Alem bu ikinin namazı olması lazım. Namazı geciktirmiş. Yani namazı diyelim ki işte namazın vakti ne zamandır? Ezan-ı Muhammed'e okunduğunda diğer efendime söyleyeyim kerahat vakitleri de istisna edersek diğer namaza kadar olan vakittir. Şimdi burada Ömer bin Abdülaziz Allah-u Alem ilk vakitte namazı kılmıyor yani. Çünkü bir de vakitlerin de kendi aralarının taksimi söz konusu. Yani ilk vakit, işte diyelim orta vakit veya son vakit. Böyle bir taksimat yapılabilir. Şimdi Ömer bin Abdülaziz, Allah'ın doğrusunu bilir, sanki bunu en geç vakite bırakıyor. Ekharal asrı şey'e. Ha, ikinin namazını ne yapıyor? Geciktiriyor yani. Sonraya bırakıyor. Fekale lehu urve. Urve ona dedi ki: "Ema inne Cibrile kad nezele fesalle imame Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Urve ona dedi ki: "Cibril yeryüzüne indi ve Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz kıldırdı." Şimdi Ömer bin Abdülaziz namazı geciktiriyor, ikinci namazını. Onun yanında Urve bin Zübeyr diyor ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yani Cibril diyor yeryüzüne indi diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imam oldu ona namaz kıldırdı diyor. Fekale lehu Ömer. Ömer ona dedi ki yani ma tekul ya Urve. Ey Urve dedi sen ne dedin biliyor musun dedi. Ne demek istiyorsun ya dedi. Fekale semi'tu. O da dedi ki fekale semi'tu Bişr İbni Ebi Mesud diyor ki ben Bişr İbni Ebi Mesud'u işittim. Yakul dedi ki semi'tu Ebu Mesud dedi ki o da dedi ki ben Ebu Mesud'u işittim. Yakul o da dedi ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yakul Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nezele Cibrilun fe emmenni fe salletu ma'u. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cibril inip bana imam oldu ben de onunla beraber namaz kıldım. Allah'ın nebisi diyor ki Cibril indi bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım diyor. Devamda diyor ki Thümme salleytu ma sonra ben yine onunla namaz kıldım. 2 Thümme salleytu ma sonra ben yine onunla namaz kıldım. 3 Thümme salleytu ma sonra ben yine onunla namaz kıldım. 4 Thümme salleytu ma yine ben onunla namaz kıldım. 5
yahsabu bi ashabi hamse salavat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da söyledikten sonra şöyle dedi. Böylece parmaklarıyla 5 vakit namazı sayıyordu. Ne alakası var şimdi? Şey diyor. Tabi burada rivayet çok muhtasar geliyor. Yani çok ihtisar olduğundan dolayı maksat biraz anlaşılmıyor. Şimdi öncesine baktığımız zaman şimdi ne yapıyor İbn-i Şihab? Diyor ki Ömer bin Abdülaziz bir gün ikindi namazını geciktirdi. Şimdi diyor bunun üzerine diyor Urve onun yanındaydı. Dedi ki Cibril yeryüzüne indi Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdı. İyi. Demek ki Urve bin Zübeyr bildiği şeyler var ama biz bunları bilmiyoruz. Yani böyle ima yoluna Ömer bin Abdülaziz'e şey yapıyor. Tam yani bu yaptığı işin doğru olmadığını söylüyor. Bunun üzerine fekale lehu Ömer ya'lem ma tekul dedi ki ey Urve ya Urve dedi ki ey Urve sen ne dediğinin farkında mısın dedi. Ne demek istiyorsun ya dedi. Bunun üzerine Urve de dedi ki ben İşbiş bin Ebis Mesud'a işittim. Şimdi bu hadis aynı zamanda arkadaşlar bu isnada dikkat edin. Burada bir şey yani bir noktaya dikkat etmenizi isterim. Şurayı. Urve ne diyor? Fekal dedi ki Semi'tu Bişir bin Ebi Mesud. Ben Ebi Mesud'u işittim. Yakul o dedi ki Semi'tu Ebu Mesud. Dedi ki ben de Ebu Mesud'u işittim. Yakul o dedi ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yakul dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril indi yeryüzüne bana imam oldu. Fessallaytu ma'u ben onunla beraber namaz kıldım. Sümme sallaytu ma'u yine ben onunla beraber namaz kıldım. Sümme sallaytu ma'u yine ben onunla beraber namaz kıldım. Sümme sallaytu ma'u yine ben onunla beraber namaz kıldım. Sümme sallaytu ma'u yine ben onunla beraber namaz kıldım. Yahsabu bi ashabi hamse salavat. Böylece 5 vakit namazı parmaklarla ne yapıyordu? Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hesaplıyordu. Şimdi burada bir müphemlik var yani kaparlık var. Tabii biz meselenin şeylerini biliyoruz. Yani Ömer bin Abdülaziz'e burada bir mesaj gönderdim ama burada pek fazla ortaya çıkmıyor. Sadece 5 vakit olarak. Yani Allah-u Alem öyle bir şey oluyor ki burada hadiste Urve'nin Ömer bin Abdülaziz'e demek istediği şey şu. Yani diyor ki kardeşim sen ikindi namazını akşam vakti olmak üzere daha ikindi namazını kılmamışsın diyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olduğu 5 şey nerede kaldı diyor. Şu an sen bunu 4'e indirdin diyor. Yani doğal olarak bunu diyor ve Ömer bin Abdülaziz'e böylece ne yapıyor arkadaşlar? Ömer bin Abdülaziz'e dediğimiz gibi bu meseleyi hatırlatıyor. Yine İbn-i Şihab anlatıyor. Akbarana Yahya İbn-i Yahya Et-Temimiyyü. 167 nolu rivayet. Bize Yahya İbn-i Yahya Et-Temimi haber verdi. Kale karatu ale malikin. Diyor ki ben Malik'e okudum. An İbn-i Şihab, o da İbn-i Şihab'ta. Enne Ömer İbn-i Abdülaziz. Ömer İbn-i Abdülaziz. Ekharaz es-salate yevmen. Şimdi burada bir önceki rivayette neydi arkadaşlar? Ömer bin Abdülaziz ikindi namazını geciktirmiş. Doğru mu? Burada ise ekhara salate yemen. Bir gün namazı geciktirdi. Şimdi mesele biraz daha anlaşılıyor. Çünkü 5'e daha uygun oluyor. Fedekala aleyhi Urve İbn-i Zübeyr. Bunun üzerine Urve İbn-i Zübeyr onun yanına girdi. Yani Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdi. Urve İbn-i Zübeyr baktı ki Allah Allah bu adam namazı geciktiriyor. Allah-u Teala biz başta bir ayet okuduk değil mi? Rabbimiz işte dedi ki inne salate alel mümine kitabe mevkuta. Namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Şimdi Urve bin Zübeyr bu ayeti biliyor. Daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle söylediğini biliyor. Bakıyor Ömer bin Abdülaziz namazı geciktiriyor. Öyle mi öyle? Bunun üzerine Urve bin Zübeyr Ömer bin Abdülaziz yanına geliyor. Fe akbarahu enne Mughire ibn Şube ekhara salate yemen ve huve bil kufe. Fedekhale Ali Ebu Mesud el Ensariyu. Ona diyor ki diyor yani ona anlatarak diyor ki Mughire bin Şube Kufe'deyken bir gün namazı geciktirdi. Diyor. Fedekhale Ali Ebu Mesud el Ensari. Bunun üzerine Ebu Mesud el Ensari ne yapıyor? Mughire bin Şube'nin yanına giriyor. Fekale mahaza dedi ki bu nedir ey Mughire dedi. Ma ya Mughire eleyse kad alimte enne Cibril ile nezele fessalle. Dedi ki ey Mughire sen bilmez misin dedi. Cibril aleyhisselamın yeryüzüne inip de namaz kıldığını. Ya bilmez misin? Fesalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Sümme salle sonra o kıldı. Sümme salle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı.
Sümme salle fe salle Resulullah. O Cibril namaz kıldı, Resulullah da kıldı. Sümme salle fe salle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O namaz kıldı, Cibril kıldı, Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kıldı. Sümme salle fe salle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril namaz kıldı, Resulullah aleyhissalatü vesselam da kıldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 şeyi zikretti. Yani demek istiyor ki 5 vakit ya diyor. Sümme kal sonra dedi ki bihâde umirtu. Dedi ki biz bununla emrolunduk dedi. Yani bize emredilen bu. Senin şimdi yaptığın başka bir şey diyor. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Fekale Ömer li Urve. Ömer Urve dedi ki hani Abdülaziz. Undur ma tuhaddisu ya Urve dedi ki Urve bak bakalım sen ne diyorsun ya dedi. Yani sen bir şeyler söylüyorsun ama sen bir şeyler iman ediyorsun. Ne demek istiyorsun? Hani şöyle demek istiyorum. Bir açık konuş. Derdin nedir? Diyor. Ya Urve'nin dediğine bak. Tarzdan buna benzer şeyler söylüyor. Ev inne Cibril aleyhisselam huve ekameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine yani Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz vakitlerini Resulullah'a Cibril aleyhisselam namaz vakitlerini ikame etmek yani öğretmek babında geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu talim etti. Vakte salati fekale urve kezalike kane Bişr ibn Ebi Mesud yuhadithu an ebihi. Yani Urve diyor ki bak diyor Cibril diyor geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a namazın vakitlerini talim etti belirledi. İşte devamında diyor ki işte Bişr ibn Ebi Mesud babasında bunu bu şekilde aktardı diyor benim dedim budur diyor. Şimdi arkadaşlar Emeviler döneminde özellikle günümüzde Müslümanlara saldıran bazı işte hadis inkarcıları ve İslam düşmanı kimseler kendilerini İslam'da gösterip ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu işte Emevilerin uygulamalarına hareket ederek Emevi İslamcılığı, işte Emevi Müslümanlığı tarzında ve Abbasi Müslümanlığı tarzında bunlar birer iftiradır. Bu dinin aslı esası bellidir, kitaptır. Sünnettir ve bu dini hayatı yani hayatını ortaya koyup bugüne kadar gelmesine öncülük eden kimseler vardır. Bunlar görmezlikle gelemez. Emevilerin yaptıkları yanlışlar vardır. Abbasilerin yaptıkları yanlışlıklar vardır. Yani insanlar yanlış yapıyorlarsa devletler hayli hayli yaparlar. Bunların yapmış oldukları yanlışları sanki böyle hakikatin şey her şeyi kaplamış da böyle takdim etmek en iyi hafif tabirle en hafif tabirle arkadaşlar nedir? Dediğimiz gibi en hafif tabirle iyi niyetlik değildir. İyi niyetlik değildir. Şimdi bunu diyor ki Ömer bin Abdülaziz bunu öğrendiği anda zaten bu uygulamada vazgeçiyor. O da meselenin başka bir yönü. Dolayısıyla bakın şimdi burada Ömer bin Abdülaziz sıradan birisi değil ha. Ömer bin Abdülaziz namazı geciktirir derken Ömer bin Abdülaziz Müslümanın halifesi. Bu sıradan bir şey değil. Bakın birisi kalkıyor ne yapıyor? O devletin tebaası olan birisi kalkıp baştaki en baştaki onların ifadesiyle padişah dedersek eğer Emeviler çünkü meliklik yani krallık devridir. Kalkıp bir krala böyle bir şey söylemek kolay bir şey değil. Ömer bin Abdülaziz sıradan birisi değil. Kalkıp krala bunu söylüyor. Padişaha bunu söylüyor. Söz konusu Allah'ın dini olduğu zaman kim olursa olsun vali de olsa yani malum olduğu üzere Said bin Cübeyr tabi'in büyüklerinde hacca demedi şey kalmamıştır. Dolayısıyla yani burada dediğimiz gibi insanlar böyle kendilerini yamuk gördüklerinden dolayı günümüzde sanıyorlar ki öyle önce geçenler de böyleydiler. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Bu her dönemde olmuştur. Bugün de olacaktır. Kıyamete kadar da olacaktır. Allah'ın dini yani hak en yüce en üstün olduğu izhar olsun diye ortada olsun diye hayatını feda eden hakkı söylemekte geri durmayan kimseler mutlaka vardır. İşte Ömer bin Abdülaziz yani o atalardaki Ömer bin Abdülaziz biliyorsunuz. Yani şeyle seçimle iktidara gelmiyor. Amcası Süleyman bin Abdülmelik'in ölümü üzerine velihat yani şey olarak ilan ediliyor. Direkt kral olarak ilan ediliyor. Padişah olarak ilan ediliyor. Saltanatın devam ettiricisi Ömer bin Abdülaziz olacağını söylüyor. Ahali çıkıyor. Amcasını bırakmış olduğu şeyi açıklıyorlar. Böyle. Ve Ömer bin Abdülaziz bundan vazgeçiyor. Onun öncesinde birileri bunu yapıyor. Hatta şimdi mesela burada şey anlatıyor ya Urve bin Zübeyr diyor ya
Mughire bin Şube Kufe'deyken. Şimdi Mughire bin Şube malum olduğu üzere şeylik yapmıştır. Yani devletin üst kademelerinde hakimlik vesaire yani yöneticilik yapmış olan birisidir. Ve birçok yani özellikle İslam tarihinde belleci işlere imza atan birisidir Mughire bin Şube. Bak Mughire bin Şube bir vali iken Allah'a emanet Kufe'de böyle bir şey oluyor. Ve ne yapıyor? Onun yanına kim gidip giriyor? Ebu Mesud el-Ensari giriyor. Diyor ki sen böyle bir şey yapıyorsun ama diyor. Şimdi dediğimiz gibi vali yani emir mesela diyelim. Vali biz diyoruz ama emir de diyebiliriz. Bölgenin emiri yani işte diyelim ki merkezi sisteme bağlı bir yerel yani veya işte bölgesel bir yönetim biçimi var. Bu yönetim biçimini işte kim yapıyor? Orada diyelim ki Muhire bin Şube sorumlu. Böyle bir şey yaptığını gördüğü anda yerel bir yönetici diyelim. Değil. Yani Türkiye ve Türkiye'nin bir ili yani diyelim işte merkez şey değil yani şeye bağlı yani direkt merkeze bağlı bir devlet mesela Emevilerin bir devlet olarak düşünün Emevilerin bir parçası işte yani eyalet tabi ondan sonra şey gidiyor bunu kendisine söylüyor ve bundan vazgeçiriyor diyor ki kusura bakma diyor biz bununla ve bihada umirtu biz bununla emrolunduk diyor sen ne yapıyorsun diyor geldik 168 nolu rivayete. Kale Urve dedi ki ve lekad haddetseni Ayşe. Ayşe'nin anlattığına göre Zevcü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem zevcesidir. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallul asre ve şemsu fi hücretiha kable en tezhara. Allah Resulü güneş kendisinin odasındayken henüz ışığı yükselmeden İkin namazını kılardı. Yani gölge yayılmadan ikin namazını kılardı diyor Ayşe validemiz. Yine Ayşe validemiz bildiriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikin namazını kıldığında güneş henüz odamda çıkmamış, gölgesi odamından dönmemiş olurdu diyor. Yani ilk vakitte işaret ediyor. Çünkü yani o dönme biraz biz en başta dedik yani böyle vakitleri işte namazın ilk vakti efendim orta vakti en son vakti. Ha şimdi mesela bir önceki kitapta işlemiş olduğumuz bir adam artık namazın en son vaktine kalmış çünkü bir devam ettiği zaman güneş ya batacak ya da doğacak mesela. Buna benzer. Yine 169 nolu rivayette aynı şekilde Ayşe validemiz diyor ki Resulullah güneş kendisinin odasındayken henüz ışığı odasına yükselmeden ikindi namazını ne yapardı? Kılardı diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet geldik 170 nolu rivayete. Aşağı yukarı benzer bir hadis Ayşe validemiz gene aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü ikindi namazını kıldığında güneşin ışığı henüz odamın içinde olurdu. Yusalla kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallil asre ve şemsu vâkiatun fi hücreti. Şimdi geldik biraz daha namazın vakitlerini açıklayıcı bir hadis. Abdullah bin Amr'dan geliyor. 171 nolu rivayet. Haddesana Ebu Gassan el-Mi'samiyyu. Bize Ebu Gassan el-Mi'sami tahdis etti. Ve haddesana İbnü'l-Müsenna. Ve Muhammed İbnü'l-Müsenna. Ve Muhammed İbnü'l-Müsenna. Kala. İkisi dediler ki haddesana Muazun. Bize Muaz tahdis etti. Ve huve İbnü Hişam. O Hişam'ın oğludur. Haddeseni Ebi. Bana babam tahdis etti. An Katade. O da Katade'da. An Ebi Eyyub. O da Ebu Eyyub'da. An Abdillah İbni Amrin. O da Abdillah İbni Amr'da. Enne Nebiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kâle diyor ki İzâ saleytumul fecre fe inne vaktu ila en yatlu'a karnu şemsil evvel. Allah Resulü sabah namazını kıldığınız zaman o vakit güneşin ilk ışığın doğuncaya kadar devam eder. Yani ikarn yani bir güneşin tam belirlemeye başladığı zaman diyelim. Allah Resulü sabah namazını kıldığınız zaman o vakit güneşin ilk ışığı doğuncaya kadar devam eder dedi Allah Resulü. Yani karnu şemsül evvel. Güneşin ilk karnı yani karn
Böyle hani boynuz falan tarzına diyebiliriz yani, böyle bir şeyde şeye, görüntüye, dağın arkasında mesela diyelim, bir yerde çıkıncaya kadar. Sümme ne zaman bu sabah namazını kıldığınız zaman o vakit güneşin ilk ışının doğunca kadar devam eder. Yani fecir sadık diyelim. Fecir sadıkla güneşin ilk karni, yani ilk görmeye başladığı ana kadar ne olur? Devam eder. Dedi. Sabah namazının vakti bu. Yani fecr-i sadıktan diyelim. Çünkü fecr-i sadık ve fecr-i kazık meselesi var. Yani böyle aldatmaca olan bir işte, sanki sabah namazının vakti girmiş. Ama bir de gerçekten böyle artık günün aydınlığını gösteren gerçek alamet olan beyazlığın yavaş yavaş artık gökyüzünde yayılması. Bu sabah namazının ilk vakti, en işte şeyi, yani en son vakti de diyeceğimiz, güneşin ne yapma, ilk ışığı doğunca kadar devam eder. Sümme izâ salleytumuz el-duhra fe inne vaktu ila en yahdural asra. Allah Resulü sonra öğleyi kıldığınız zaman o vakit için ne oluncaya kadar devam eder. Bakın. Yani bunlar esasında dediğimiz gibi ilk vakitler, orta vakitler ve son vakitler. Şimdi اِذَا ثُمَّ اِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَاِنَّهُ öğleni kıldığınız zaman فَاِنَّ vaktu ila en yahdurar asra. Onun vakti, yani öğlen vakti, devam etmesi süresi iki namazın hazır olması, yani iki namazın vaktine kadardır. فَاِذَا صَلَّيْتُمُ الْاَسْرُ iki namazını kıldığınız zaman فَاِنَّ vaktun onun vakti ise ila en tesfara şemse. Güneşin tasfar, yani böyle sararması ne kadardır diyor. İki namazının vakti de güneş sararmaya kadardır. Yani ilk vakitte güneş sararmaya devam ettiği kadardır. Feyda salletul magribe feyne vaktu ile en yesbuka şafak. Akşam namazını kıldığınız zaman da onun vakti de, yani son vakti, ila en yes kuta şafak, şafan kaybolması zamana kadardır. Yani şafak kaybolduğu anda artık öğlen akşam namazının vakti bitmiştir. Saat falan yok. İşte imsakiyeler yok, takvimler falan yok, hiçbir şey yok. Feyda saletun işa, yatsı namazını kıldığınız zaman da vaktun fe ila nisfillel, onun da vakti gecenin yarısı kadardır diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayarak hadisi verecek olursak, Abdullah İbni Amr diyor ki, Allah Resulü şöyle buyurdu. Sabah namazını kıldığınız zaman o vakit güneşin ilk ışığı doğuncaya kadar devam eder. Sonra öğleyi kıldığınız zaman o vakit ikindi oluncaya kadar devam eder. İkindi kıldığınız zaman o vakit güneş sararıncaya kadardır. Akşamın namazını kıldığınız zaman onun vakti şafak kayboluncaya kadardır. Yatsı kıldığınız zaman ise onun vakti gecenin yarısına kadar devam eder dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki hilaller, yani onun vakti o zamana kadar devam eder anlamındadır. Şimdi bu daha iyi anlaşıldı. Yani yani dediğimiz gibi bir kişi zaten bütün bu vakitler en sırada bir insanın çok rahatlıkla, yani bu söylemiş olduğumuz şeyler çok rahatlıkla elde edebileceği şeylerdir, ama belki günümüzde, yani genel anlamda bunlara ihtiyaç yoktur, ama tabii detaylara girdiğimiz zaman, şimdi biz bazen şöyle düşünüyoruz işte, insana bazen kendi içinde yaşamış oldukları durumları sanıyorlar ki herkes öyle. Hani Esteban masal anlatırdı, Fransız prensesine işte millet diyorlarmış ki, efendim diyormuş işte, millet aç sefalet içinde diyormuş ki şey, pasta yesin ne demiş, hani ekmek bulamıyorlarsa sanki şey, çünkü kendi içinde bulmuş olduğu durum öyle olduğundan dolayı sanıyor ki, yani demek ekmek yani bulamadıklarına göre o zaman pasta yesinler. Bilmiyor ki zavallı, bir pasta en az 100 tane ekmeğin fiyatı eder. Ama işte. Şimdi sorun şu. Şimdi mesela diyelim şöyle, insanlar kendi içerisinde yaşamış oldukları hayatı, işte adam elinde telefon var, internet var, bilmem şu var, bilmem bu var. Böyle her şeye şey diyor ki, o zamanda böyle bir şey olur mu diyor, temin olur mu? Öyle adamlar var ki, yani Türkiye'de fazla uzaklara, hatta yani Türkiye'nin belli illerinde diyelim ki öyle çok toplum gözüne böyle çok modern görünen kimseler adam hayatına berbere gitmemiş. Hala bunlar bugün bu ülkede var. Yani
kabul edersin veya etmezsin. Adam internet midir, telefon mudur? Eski belki ise 70'li yıllarda falan kalan bir teypli kaseti varsa 90'lı bir kaset de, ki 90'lı bir kaset de belki o adamın bulması zor. Şimdi bunlar bizim için artık şey değil mi? Yani artık nostaljik olmuş mesela bunlar bizim için. Yani klasikleşmiş. Bugün bir adam nereye geçerse, para göz bir adamsa koleksiyon anlamda millete satmak için elinde yeni her şeyi yapar. Ha, dolayısıyla şimdi sana böyle gelen bir şey o adam için dediğimiz gibi şeydir. Yani önemli bir meseledir. Dolayısıyla böyle hadiselere, olaylara böyle sanki kendi zaviyende bakmak her zaman için arkadaşlar sıkıntılıdır. Dediğimiz gibi meselelere farklı bakmak gerekiyor. Bunu birkaç tane örnek görseniz daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Burada örnek vermiyorum ama insan örnekleri gördüğü zaman yani daha meseleyi daha iyi anlayabiliyor. Takvim bulamayan insanlar mı var mesela olabiliyor? Ya diyeceksiniz ki ne alakası var kardeşim, hani Türkiye'nin 50'li yılda diyorsun ki adam işte mesela imsakiye basıyor satıyor ama şimdi mağazalar zaten sadece diyelim herhangi bir yer imsakiyesini milleti sokağa döküyorlar ki hani imsakiyemi dağıtıyor değil mi? Yani alışveriş mağazalar bilmiyorum şuralar buralar takvim basıyorlar millete zorla takvim veriyorlar hani takvim olsun diye. Her gittiği yerde adam camiye gidiyor bir tane takvim getiriyor. Mağazaya gidiyor başka bir tane getiriyor. Fırına gidiyor başka bir tane getiriyor. Şimdi kimisi var ulaşamıyor yani. Dolayısıyla dediğimiz gibi böyle tek düzey değil de arkadaşlar hayatta birçok farklı noktadan olabileceğini hiçbir zaman için göz ardı etmemek gerekiyor. Değil mi Fransız İtalya? Değil mi? Evet doğru. Dedim ya yani şey. Evet. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 172 nolu rivayete. Demeden önce bu biraz önce üzerine konuşmuş olduğumuz şeylerde birkaç tane örnek daha verelim. Şöyle bir hikaye anlatılır. İki tane kör sarma yiyorlarmış. Şimdi körün bir tanesi karşındaki köre diyor ki kardeşim sarma iki yeme diyor. Adam diyor ki ya ne alakası var diyor. Sen körsün diyor. Benim sarmayı nerede iki yedim biliyorsun diyor. Diyor ki ben çift yediğimden dolayı diyor. Sen de öyle yediğini görüyorum. Yani öyle hissediyorum diyor yani. Ben diyor çift yiyorum diyor. Ben yediğimden dolayı doğal olarak sen de yiyorsun. O yüzden diyor çift yeme diyor. Yani şimdi insan hangi durum içerisinde yaşarsa arkadaşlar sanır ki her şey öyledir diye o yüzden böyle meselelere böyle yaklaşır. Böyle değildir. Yani dediğim gibi hayatta çok farklı noktalar vardır. Bunları gözde kaçırmamak gerekiyor. Aziz ve celil olan Allah bunların farkında olup bu şekilde hareket edenlerden bizleri eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.